dünü, bugünü ve yarını. Üç farklı kuşaktan üç isim hizmet hareketini anlattı. Birçok isim de hizmet konuşmalarında anlatmaya devam edecek. Abdullah Haymaz, hizmet hareketinin ilk kuşağından. 60'lı yıllarda hizmet hareketine gönül verdi. Bugün Almanya'da Diyalog ve Eğitim Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanı. Eyüp Beşir, hizmet gönüllülerinin ikinci kuşağını temsil ediyor. Almanya'da doğup büyüdü. Bugün Türkiye-Almanya Eğitim Derneği'nin başkanı. Ve İbrahim Şafi Zanga. O, hizmet gönüllülerinin Tanzanya'da açtığı okullarda yetişti. Üniversiteyi Türkiye'de okudu. Şimdi ise kendisini yetiştiren öğretmenleri gibi ülkesinin gençlerine hizmet ediyor. Peki bu üç ismin hizmet hareketiyle ilgili ortak tespitleri neler? Onların hizmet nedir sorusuna verdikleri cevaplar dikkat çekici. Çok net ve anlaşılır ifadelerle hizmetin tanımını yapıyorlar. Bizim vazifemiz bu. Güzellikleri, İslami güzellikleri yaşayarak, bunlar insan evrensel değerlerinin dışında bir şey değil ki. Yaşayarak, anlatarak, Üçüncü Dünya Savaşı olmasın, insanlar barış içinde olsun, yani çoğulcu demokrasi meselesi olsun. Hizmetin bir güzelliği de bu. Yani birleştirici bir harç yani. Zamanla sadece Müslümanlar arasında, dindarlar arasında, sağcılar arasında değil, bütün herkesi kucaklamaya çalıştı bu hizmet yani. Kullarla ortak noktaları bulun ve barışa hizmet edin diyor Allah. Vazifemiz bu. Biz de bunu yapıyoruz. Elimde olan şey Allah'ın bana vermiş olduğu vazife. Bir kul olarak. Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Değil mi? Allah'ın bizden istediği bu. İnsanlarla Allah arasındaki engelleri kaldırın. Hizmetimizin bir tanımı da bu. Toplumdaki olan cahillik, toplumdaki olan fakirlik, toplumdaki olan bir arada yaşamama problemleri kaldırma sanatı aslında hizmettir. Şimdi şöyle düşünebiliyor musunuz? Yani Tanzanya'da bunca kabileler varken, tabi farklı dinleri olan insanlar varken, bu insanlar nasıl bir arada yaşayabilirler? Bu tür sorular sorabilmek ve bu soruların cevabını kalıcı çözümler üretebilmek bu hizmettir aslında. Üç farklı kuşaktan ismin üzerinde durduğu en önemli nokta, hizmet hareketinin birlikte yaşama kültürüne olan katkısı. Bu temel prensip çerçevesinde atılan somut adımları ise bakın nasıl özetliyorlar. Anadolu'nun cömertliğini acaba dünyada başka bir İslam ülkesinde görebilir misiniz? Bütün evlatlarını, öğretmenlerini cömertçe bir dünyanın her tarafına gönderdi mi? Gönderirken maaşını da gönderdi mi arkadan? Gönderdi. Okulunun sırasını bilmem nesini de gönderdi mi? Gönderdi. Bunu kimse yapmadı. Biz çekildik. Ayrı mesele ama devam ediyor. Bizim değil artık oralar. Ama o şeyle gidiyor. Orada o felsefeyle gidiyor. Yani insanlar işte Türkiye sevgisi var, Türkçe sevgisi var çocuklar. Burada kabileler var. Yani işte söyleyeyim 120'den fazla kabile var burada ve her kabile kendi dili konuşuyor. Ama farklı kabilelerden insanlar bir araya toplamak, farklı dinlerden insanlar bir araya toplamak ve bu insanlar kendi ülkelerine için işte iyi insan olabilmeleri aslında çok çok güzel bir şeydir yani. Ve fezakuller bunu başarıyor, bunu yapmaya çalışıyor. Yani insanların dillerine, insanların kabilelerine bakmaksızın burada bu insanlara kaliteli eğitim veriliyor aslında. Hasmane duyguları besleyen insanlar dahi ortaya çıkıp, ya kardeşim bunlar somut olarak şu kötülüğü sistematik olarak yaptılar. Yahut da şurada şu kötülüğü yaptılar diyebilecekleri bir şey ortaya koyamadılar. Yani ortaya konan bu güzelliklerin hiç kimse tarafından tenkit edilmediği, tam tersine 50 seneden beri hem insanımıza, hem Anadolu insanına, hem dünya insanlığına tabiri caizse faydadan başka hiçbir şey getirmediğini en hasmane niyetle ortaya çıkan insanlar tarafından bile hiçbir şey ortaya koymamak kaydıyla ispat edilmiş oluyor. Hizmet hareketi doğup büyüdüğü topraklarda bugün zor zamanlar geçiriyor. Gönüllüleri soykırım sürecine tabi tutuluyor. Onlara yönelik Türkiye'de devlet imkanları kullanılarak yürütülen operasyon ve saldırıları dünya nasıl okuyor? Bilmem
ne örgütü bunu tutturamadılar dünyada. İnanmıyor ki dünya. Koskoca hayatın her şeyinde olan, insanları bulunan entelektüel bir şey sahip bir cemaat. Bu kadar zulüm var. Damarımıza dokunduruyorlar. Kelepçe vurup kızlar, kadınlar, çocuklar, yavrular şeyde, köpeğe soruyor annem nerede diye. Bunu dünya görüyor. Ama bizden çıt yok. Var mı böyle bir terör örgütü dünyada? Bunu dünya, bunu görüyor. Dünyaya biz en büyük dersi verdik yani. Dünyada bir sivil itaatsizlik diye Mahatma Gandhi'nin vardır, bir de bizim var. Ya bu kadar entelektüeli, her tarafta şeyi olan, mensubu olan, ata ata bitiremedikleri bir hizmet, eğer öyle bir şeyle yetiştirilmiş olsa baş edebilir misin sen? Dağdaki eşkıya değil ki bunlar ya. Ama yok öyle bir şey. Ama şu var, eğer ben vaaz ederken dedi Hoca Efendi, öldürseler, etimi parçalayıp köpeklere yedirseler, sokağa dökülmeyeceksiniz. Sakın yakanınıza yapışırım ahirette. Bu terbiyeyle yetişti bu millet ya. Bizim arkadaşlarım hepimiz böyle. Biz boyun bükmüşsek, kader hükmüdür, aman Türkiye'de bir şey olmasın, bir yanlışlık olmasın. E bunu dünya görüyor. İnandıramıyorlar. İnanmaz ki adam, aptal mı ya? Katolik Akademisi'nin bir rektörünün ifade ettiği bir cümle var. Demişti ki, yani bu süreçte size en çok saldırının yapıldığı bir yerde bu kadar barış tarafında kalmanız, hiçbir şekilde taşkınlık yapmamanız aslında sizin için çok önemli bir şehadettir demişti yani. Yani bu şahitlik olarak bu bile yeter demişti. Sizi 20 senedir bir insanla kalıyorsunuz. Onun nasıl bir insan olduğunu görebiliyorsunuz. Ama bir gün başka yerden bir insan gelip işte o insan hakkında bir şeyler söyleme hakkı oluyor ve o insanı kötüleyebiliyor. Yani siz bunlar inanabiliyor musunuz? Yani hiçbir zaman insan bunlar inanmaz. Onun için bunlar benim açımdan bunlar sadece iftiralardır. Ve bu iftiralardan sonra, ya bu iftiralardan dolayı tabii ki moralimiz bozmayalım. Doğru olan neyse onu biz yapma gayret gösterelim. Hizmet gönüllüleri dünyanın pek çok ülkesinde faaliyetlerine devam ediyor. Peki onlar bu ülkelerde yeterince yerelleşti mi? Hangi prensiplerle içinde bulundukları kurumları yönetiyorlar? İnsanların çoğu yaptığınızı gösterin manasında bir şeffafiyet istiyordu bizde. Yoksa ya arkadaş burada bir şaibe var, bunu artık bir açıklayın tarzında böyle bir nasıl diyeyim, bir öz eleştiri yapın, bu şeyi ifade edin manasından ziyade bu yaptığınızı daha görünür hale getirin. Yani bu diyelim ki karar mekanizmasını daha görünür hale getirin, para kaynaklarınızı daha net ortaya koyun. Efendim kararlar nasıl alınıyor, nasıl uygulamaya geçiriliyor. Yani bunları daha görülür hale getirin manasında bir şeffafiyet şeyi vardı. Bizim yönetim kurulumuz var. Yani mesela diyelim ki derneğimizin yönetim kurulu var. Bütün kararlar yönetim kurulunun çoğunluğunun verdiği karara göre karar alınıyor. Hizmet hareketleri diyoruz. Çünkü her ülkenin, her bölgenin kendine özel şartları var. Dolayısıyla her yerde ayrı bir proje hizmet yani. Oranın şartlarını Türkiye'ye göre ayarlayamazsınız. Yani orada yetişmiş, artık yerleşmiş, oradaki arkadaşlar, hatta mesela Tanzanya'ya gitseniz hizmetin başında bir Tanzanyalı var. Bu okullarda şimdi çalışan arkadaşlarımızın çoğu yerli arkadaşlar. Tabii onun yanında tabii ki bizim muhacir arkadaşlarımız var. Yönetimde hem Tanzanyalı hem Türk muhacir arkadaşlarımız var ve yönetim mekanizması aslında istişare yaparak işte kolektif şuuruyla hangi karar alınıyorsa o şekilde beraber karar alıp hareket geçiyoruz yani. Zor şartlara rağmen hizmet felsefesini dünyanın pek çok yerinde devam ettirmeye çalışan gönüllülerin bugünlerde en çok merak ettiği ise onları nasıl bir geleceğin beklediği sorusu.
üç farklı kuşaktan hizmet gönüllüsünün cevapları ise ortak. Hoca Efendi'nin bir ifadesiyle bu insanın hiçbir eseri olmasa dahi o günlerdeki bu zulme karşı olan dik duruşu Üstad Hazretlerinin misyonu itibariyle en önemli mesajıydı belki. Şimdi bu kadar şeyi okuduk, bu kadar şeyi diyelim ki biliyoruz. Uygulama planına geldiğinde de nihayetinde bu imtihanı verme sırası demek ki bize gelmiş. O yüzden hani buna rağmen hizmet meselesi değil. Böyle olduğu için hizmet ediyoruz. Çünkü zaten vaat edilen buydu. Yani bizim için, hizmet insanı için yeni bir olay değil bu durumlar. Ve bu yol, işte hizmet dediğimiz şey de bu zaten. Hizmet-i imaniye ve Kur'aniye dediğimiz bu tabirin kısaltılışı hizmet. Ve bu yol hiçbir zaman inkıtağa uğramaz. Hiçbir yol eşkıyası bu yolu kesemez. Bu yolun yanına yaklaşamaz. Kıyamete ayarlı bir hizmet bu. Kıyamete ayarlı. Kimsenin onu silip atma gücü yetmez. Moralimizi sağlam tutacağız. Muhasebemizi iyi yapacağız. Dik durun. Elinizden ne geliyorsa o faaliyetlerle ayakta olduğumuzu görsün herkes yani. Bütün bu sadmelere, bu darbelere rağmen. Şirket maneviye noktasında zaten hep beraberiz. İşte sizler hapisteyken bizler de burada yine koşturmayla bir şekilde yine hep beraber hareket etmiş olacağız. Bize düşen, size düşen de tabii ki sabretmek. Bize düşen dua etmek ve buradaki hizmet tabii ki devam ettirmektir. Ve hep beraber inşallah durmayacağız. Bu hizmet durmayacak. Hizmet devam edecek. Bu da söyleyeyim yani. Bu süreç yine geçecek yani. Zor zaman hiçbir zaman kalıcı olmuyor. Zor zamanlar geçicidir. Güzellikler hep kalıcı olacaktır.